Pam 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 pam. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hatay.com stüdyolarından yayınlanan Antakya Kahvesi programı yeni bölümüyle sizlerle. Ve yine bugün dolu dolu bir program hazırladık sizlere. Stüdyolarımızda çok değerli bir konuğumuz var. Has bir Hataylı ve bizim gururumuz. Efendim çok güzel besteleri var. Yetenekli Nihat Mugil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iyi ettin de geldin. Vallahi düşünüyorum, ya diyorum ki Nihat Mugil'in bestelerini dinlediğim zaman böyle bir enerji geliyor. Böyle bir kan akışı hızlanıyor, tamam mı? Muhtemel en güzel işte arabadayken dinleyeceksin. Ama hız yapmadan dinleyeceksin tabii bu şarkıları. Çok mümkün olabilir mi? Ondan sonra da düşünüyorum mesela Türkiye'de çok ciddi bir rock kültürü var. Ve bu kültürün içerisinde çeşitli ihtisaslaşma alanları var. Mesela işte Anadolu Rock dediğimiz bir efsane. 1960'lardan belki 50'lerden sonra gelişen bir efsane. Sonra düşünüyorsun bunun içerisine alternatif girdi, punk girdi vesaire bir sürü şey girdi. Evet, evet. Ama Nihat Mugil kendine özgü şarkılarını besteleyen çok yetenekli bir sanatçımız. Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Biraz bahseder misin, ne yapıyorsun son günlerde? Son günlerde zaten daha öncesindeki projeleri falan anlatmaya falan gerek var mı bilmiyorum. Bir Arapça albüm yaptık zaten yine böyle, evet. İçinde Arap müzikleriyle rap müziklerini biraz harmanlayalım dedik. Hı hı. Ondan önce Melez diye bir grubum vardı, alternatif. Evet. Orada evet. Da bir albüm, iki single yapmıştık. Şimdi de Mengene, Barış, sevgili Barış'la birlikte Mengene'yi kurduk. Barış Hatay. Barış Hatay'la birlikte, evet. Evet. Hatay milletvekilimiz. Ona da buradan bolca selamlarımızı gönderiyoruz. Konuşacağız Barış Hatay'dan. Konuşacağız. Şimdi de daha çok Mengene'yle meşgulüz. Hı hı. Konserlerimiz oluyor. Geçen hafta Değişim adlı ilk albümümüzü çıkardık. Daha öncesinde iki tane tekli yapmıştık. İşte Zülfü abi, Zülfü Livaneli'nin, İnce Mehmet'inin. Bir dakika. Göre... Şimdi İnce Mehmet deyince akan sular duruyor. Neden biliyor musun? Çünkü Türkiye'de artık İnce Mehmet bir popülarite haline geldi. Bir kültür bence, evet. İnce Mehmet. Bir kere roman itibariyle tabii. Bir kültür. Sonra Zülfü Livaneli'nin bizim bütün hücrelerimize kattığı bir kültür. Biraz bahsedebilir misin? Nasıl oldu bu süreç? Şimdi şöyle, aslında bu süreç bizim de çok çok büyük bir gurur yaşadığımız bir sürece dönüştü. Ne güzel. Yaşar Kemal İnce Mehmet'leri yazdığında Zülfü abi bizim yaşlarımızda bir gençken gidiyor kütüphaneye, İnce Mehmet'le ilgili bütün dokümanları topluyor. Evet. Ve İnce Mehmet türküsünü yapıyor. Allah Allah. Ne güzel bir şey. Yaşar Kemal'le tanışmış. Tabii o biz aynı sahnedeyken bunu anlattı ve bizim için de çok büyük bir gurur oldu. Hı hı. Ve dedi ki bundan tam 50 yıl önceydi. Biz Yaşar Kemal'le tanışmamıştık. Evet. Ben de gittim, dedim ki İnce Mehmet'in türküsünü yaptım. Evet. Tuttum, çaldım. Çok beğendi. Ondan sonra çok büyük bir dostluğumuzun oluştuğu bir süreç başladı. Zülfü Livaneli hocam. Evet, evet. Bundan 50 yıl sonra da işte gençler dedi. İşte abi senin bir şarkını yaptık dedi. İşte dinlediğimde o anki heyecanı, o 50 yıl önceki heyecanı yaşadım. Onunla o zamanlar, o Yaşar Kemal'le tanıştığım dönemler aklıma geldi. Evet. Bu dedi bir bayrak yarışı. İşte ben Yaşar Kemal'den, benden de bu çocuklar bu bayrağı alacaklar. Belki bu çocuklardan da. Evet. Daha sonraki çocuklar alacak. Evet. İşte bu o bayrağı taşıma olma mevzusunda çok büyük bir gurur bizim için. Yani
geçmişteki değerleri günümüze hatta geleceğe taşıyabilecek bir mihenk taşı olabilmek bile veya öyle atfedilmek bile bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Ki çok beğendi zaten yaptığımız işi. Çok farklı buldu. Sağ olsun neden? Hatta biz öylesine yaptık. İşte Barış'la bir araya gelişlerimizde zaten müzik yapıyorduk. İşte İnce Mehmet'i yaptığımızda Barış Zülfü abiye gönderiyor. Diyor ki bunu yayınlayacaksınız değil mi? Öyle o süreç öyle başlıyor zaten. Mengene'nin hikayesi biraz öyle. Mengene çok ciddi anlamda Zülfü Livaneli ruhu taşıyor o zaman. Tabii. Yani, ne güzel. Zülfü Livaneli Yaşar Kemal'in ruhunu taşıyor. Şimdi Ruhi Sular, işte Karacaoğlanlar, Pir Sultan Abdallar. Oh. Hepsinden Şah Hatayiler, onların yeni albümümüzde hepsinin ruhuna dokunmaya çalıştık. O değişim ruhu şu an, bugüne yansıtmaya çalıştık. Değişim şu an tüm dijital platformlarda, evet, sosyal medyada ulaşabileceğimiz. Arkadaşlar Değişim'i dinliyoruz. Ben de program öncesinde bütün şarkıları dinleme fırsatı buldum ve çok beğendim gerçekten. Çok kaliteli bir sound'unuz var. Barış Atay'ın sesi de çok güzelmiş bu arada. Evet. Sayın gayet, milletvekilimizin. Gayet güzel ve ilginç yani milletvekili ve rockstar yaptık adımı. Milletvekiliyken yaptık yani. Aynen. Yani düşünüyorum da hani bizim siyasal hayatımızda böyle renk isimler var mıdır acaba diye düşünüyorum. Belki bir elin parmaklarını geçmez. Evet. Ama Barış Atay'ın yapmış olduğu iş gerçekten müthiş. Düşünebiliyor musun? Sinema sektörünün içerisinde ve müzikle ilgileniyor. Daha önce yönetmenler vardı milletvekili olan ama müzikle iştigal eden çok az kişi var. Tabii. Milletvekiliyken işte mesela konserlere gidiyoruz. Konserlere gidiyorsunuz. Evet, konserlere gidiyoruz, konserlere çıkıyoruz. Evet. Yani hani bu şimdi şöyle işte ya milletvekilisin diyen olabilir. Fakat iş adamı olan milletvekilleri de var. İşte aynen, gidip sonucunda aynen, ofisine gidip milletvekilliğinden arta kalan zamanlarında ticaretle uğraşmıyorlar mı? Evet. Bu da sonucunda Barış Atay'ın bir işi, mesleği. Tiyatroda oynuyor. Devam ediyor. Aynen. Yani onu söylüyorum. Yani sanatla iç içe. Ki anormali bu zaten. Yani hani milletvekili olduktan sonra her şey biter mi yani? Veya her şey mi Bitmemeli. Oluyor? Yani zaten işte biraz hele sanatsa asla bitmemeli. Evet. Yani işin içerisinde sanat varsa. Peki bunun sonraki adımları ne olacak? Yani şimdi Mengene grubu kuruldu. Evet. Çok değerli müzisyenler var işin içerisinde. Sadece Nihat Mugil ile Barış Atay değil. Tabii arka planda bu sound üreten ciddi bir güç var. Aynen. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi elimizden geldiğince şimdi bestelerimiz var. Bestelerimizi zaten birkaçını zaten kaydettik. İşte sırasına göre vereceğiz. Yani elimizden geldiğince üretmeye, ürettiğimiz şeyleri, derdimizin olduğu şeyleri insanlarla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu şöyle bir şey. Yani biz yaparız. Tabii ki elimizden geldiğince insanlara duyurmaya çalışırız ama teveccühler zaten sonucunda insanların elinde olan bir şey. Yani o teveccühleri görürse devam eder. Ama biz elimizden geldiğince üretmeye devam edeceğiz. Şarkılarımızı, derdimizi anlatmaya devam edeceğiz şarkılarımızda. Vallahi peki sadece şimdi müziğin de artık dalları oluşmaya başladı. Nedir? Jenerik müziği hazırlama, dizi, film müziği yapma. Böyle çalışmaların var mı ya? Şöyle soundtrack yaptım ben birkaç filme. Soundtrack yaptın? Evet. Hangi filmlere? Mesela Semir Aslan Yüreğin Magon filmine soundtrack yaptım. Barış Atay'ın Eksik filminde bir soundtrack'im yayınlandı. Eksik diye şarkı. Hatta filme atfen yaptığım bir şarkıydı. Ne güzel. Meriç Gültekin'in iki Arapça filminin bütün müziklerini ben yaptım. Bir dakika şimdi Meriç Gültekin deyince böyle bir gülme geliyor. Önceki programı izledim bayağı. Hiç konuşturmamış sizi. Hiç konuşturmadı beni sağ olsun. Soru soracağım. Bir espri patlatıyor. Aşk yaşadın mı dedim. Dedi, şiir yazdım dedi. Biraz sataşabilir miyim? Tabii. O şey yaptığı şu kameradan satışabilirsin. Şuna mı? Evet.
Yani işte hava soğuk, cece tavuk, bakır enekli, ben esinlik. Yani onu abi ben 3 yaşındayken yapıyordum o espriyi. Biraz aş kendini Meriç. Biraz değiştir abi. 3 yaşındaki çocuğun yaptığı esprilerle prim yapma artık. Kendin ol. Biraz orijinal espri üret kardeşim ya. Yeter. Evet. Öğrettik sana bu kadar. Bu kadar iki filminde de müzik yaptık, bir de bahsetmemiş değil mi? Bahsetmedi. Tabii tabii. Tabii ama sahneme gelirsin. Nihat Hasan Füsu'dan bahset dersin canım benim. Öpüyorum seni. Buradan sana sataşıyorum. Artık cevap hakkı doğuyor. Artık evet. Nereden verirsen ver cevabını. Cevap kardeşim. Hakkı doğuyor. Aynen. Evet. Meriç Gültekin'i de buradan saygıyla analım. Çok eğlenceli bir insandı o. Evet, çok severim. Çok iyi bir dosttur. Evet, iyi bir dost. Programı da çok güzel geçti. Evet, şimdi soundtrack demişken biliyorsun bu işlerin merkezi İstanbul. Yani hep öyle derler ya, işte İstanbul kültürün, sanatın buluştuğu önemli bir nokta, başkent. Burada Antakya'da ya da Hatay'da böyle çalışmaların yapılması, işte dizi çekiliyor, filmler çekiliyor bu memlekette artık. Ve senin gibi pek çok sanatçı duydum, albüm yapıyor ve yaşamlarını burada sürdürüyorlar. Ha, şöyle bir şey de duydum, işte buradan İstanbul'a gidip yaşamını orada sürdüren sanatçılar da var. Ne düşünüyorsun? Buradaki ivme sence iyi mi? Bu şimdi, artar mı bu ivme? Şimdi zaten bir şehrin dinamik sayılması için oradaki kent yaşamının, kültür sanat yaşamının, sosyal yaşamın hareketli olması gerekiyor. Hı hı. Ya bunu zaten sağlayacak olan insanlar da işte bu işlerle uğraşan insanlardır. Ya bizim işte bir yandan da o misyonu taşıyor olmanın da ayrı bir keyfini yaşıyorum. Hı hı. Mesela biz Mengene'yi, evet böyle bir ön yargı var. Her şeyi İstanbul'da yapmanız lazım. Ama Mengene tamamen Antakya menşeli bir gruptur. Yani hatta bizim Barış, ben, Mehmet bizim klavyeci var, İrfan var, Michel bizim davulcu, elektro gitaristimiz dışında tamamımız Antakyalı. Hatta aynı mahallede aynı çocukluk arkadaşlarıyız yani. Grubun hani, diğer üyelerine de buradan selam gönderiyoruz. Evet, herkese evet. Selam gönderiyoruz. Şimdi ilk iki single'ımızı kendi stüdyomuzda Antakya'da yaptık. Antakya'da yaptım. Burada yapıldı yani. Yani. Evet. İnce Mehmet de burada yapıldı. Hızır Paşa da burada yapıldı. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Sadece hücum kayıt yaptığımızdan dolayı, yani bu arada canlı çaldık değişimi. Tamamen girdik stüdyoya, çaldık. Ve birer çıktınız. Defa ve çıktık. Yani hani teknik anlamda yetersizliğinden dolayı stüdyoda biz de kanal kayıt yapabiliyorduk. Hı hı. İstanbul'da Babacım stüdyolarında çektik. Evet. Ama yine bütün düzenlemeler, bütün o fikir, bütün her şeyi, bütün provaları Antakya'da yapıp İstanbul'da gittik. İki günde 7 şarkıyı yani. Kaydettik. 7 şarkıyı kaydettiniz. Evet. Böyle de yetenekli arkadaşlar var. Maşallah. Normalde bir şarkıyı bir haftada bitiremiyormuş profesyonel gruplar. Evet, biz 7 şarkıyı girdik çıktık. O bizi kayıtlarımızı yapan Burak'a da selamlar olsun. Aynen. Bayağı bir abi dedi siz kaç yıldır çalışıyorsunuz bu şarkılara. Valla dedik biz hatta bir tane şarkı, üç tane şarkının düzenlemesi tam yetişmemişti. İstanbul'da bir gün öncesinden gittik stüdyoda üçünün düzenlemesini yaptık öyle çıktık. Dedik ki daha dün üç tanesinin düzenlemesini yaptık. Allah Allah. Bu baktı öyle. Dedi isim vermeyelim. Evet. Çok çok bilinen, çok sevilen rock gruplarından birinin ismini söyledi. Dedi abi o bir şarkıda bir ay falan kalıyorlar. Dedik o kadar paramız yok bizim. Fakirlik evet. Belki biraz şey yapabiliyor. Yani bir motive edebiliyor. Abi evet. Çok paramız yok işte hemen bitirelim gidelim falan muhabbeti. Ama evet. Olağanüstü çaldık yani. Derya Köroğlu'nun yani Yeni Türkü grubunun İlginç bir hikayesi var işte Derya Köroğlu besteleri yapıyor. Hı hı. Grup üyeleri diyor ki hadi Derya bir stüdyoya girelim falan. Bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Gayret böyle işte Ekabir. En son artık son damla da giriyorlar stüdyoya. Sizde öyle olmamış gayet. Hızlı bir şekilde ve çok da başarılı bir şekilde yani. Yani bizim, sound muhteşem. Çok hoşuma gitti yani. Şimdi bizim prodüktör Burçin şey yapıyor, bir haftalık anlaşıyor. Hı hı.
Biz şimdi birinci gün 4 tane şarkıyı kaydettik. Fazla almışsınız. Evet. Bayağı hızlı aldık. Bir de evet. Ben hastayım. Barış hasta. Ben kırılıyorum. Evet. Her tarafımdan işte salya sümüğüm, evet, ateş evet. var bilmem ne. Tabii gittim test yaptırdık falan. Negatif yani. Hani o yüzden Allah rahat korusun. Rahat girdik. Falan. O dönemler korusun. Tabii evet. yani. Bir de pik yaptığı dönemler. Evet. Barış da öyle işte dökülüyoruz ama bir şekilde bir oradan işte vitaminler, onlar, bunlar takviyeler falan. Takviyeler falan evet. O süreçleri biliyorum. Ve dört tane ikinci gün dedik ki bugün bitirelim dedik Burçin dedik yani hani diğer güne sadece vokalleri bırakalım falan. Aynen. Dedi arkadaşlar siz işte tamam ilk gün basit şarkıları kaydettik. Şimdi çok böyle şey yapmayalım yine işte şey bekleyelim hemen böyle gaza gelmeyelim. Yok evet. dedik biz diğerlerini bitireceğiz. Harbiden de iki günde yedi şarkıyı kaydettik yani hani. Peki abi kahve içmeden yapmıyorsunuz değil mi? Önce kahve içiyorsunuz. Yani program ben Antakya kahvemi zaten İstanbul'da götürüyorum. Götürüyorsun. Ha, işte bak şu an kahve zamanı ve çok ilginç bir anekdot söyledi Nihat Bugil. Dedi ki kahvemi yanımda götürüyorum. Aynen. Çok teşekkür ederiz rejimize. Da çok garipsiyorlar böyle. Evet. Ben kahve makinanız nerede diyor. Diyor kahvemiz var. Bütün Antakyalılar bunu yapar. Bununla ilgili bir duyuru da yapmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, bizi yurt dışında, dünyanın neresinde olursa olsun izleyen değerli izleyicilerimiz. Antakyalılar kahvesini yanında taşır kardeşim. Evet. Nereye giderseniz gidin. İsterseniz Fizan'a gidin. Mutlaka bir Antakyalı'nın yanında iki şey vardır abi. Nedir o? Biri kahve, diğeri sürk, çökelek. Onları işte kokudan dolayı çok yere götüremiyoruz ama. Eskiden çok yolculuklarda. Evet. Hatta bir tane bir hanım arkadaş böyle çok güzel Antakyalılarla ilgili skeçleri var. Ben hatırlayamadım. Ha evet. Böyle bir tane sosyal böyle, medyada var. Evet, evet evet var. Bir kiloluk falan bir kahveyi çıkarıyor böyle gittiği kafeye falan. En son diyor ben yapabilir miyim diyor. Aynen aynen. Yani ben de mesela şehir dışına çıktığımda illaki kahvemi yanımda götürürüm. Bu bir şey meselesi ya işte lezzet meselesi yani. Peki Antakya yemeklerine şarkı yapmayı düşünüyor musun? Valla yani ya da Antakya için bir şarkı yapmayı düşünüyorum. Yani Antakya için valla bilmiyorum. Zamanında mesela Fevzi Kurtuluşlar falan yaptığım da böyle evet. Antakya Antakya. Yani onun gibi bir şarkı yapar mıyım bilmiyorum ama bir şey olursa Hatayspor'a zaten iki tane marş yaptım. Yani iki tane resmi marşını ben yaptım zaten. Ne güzel. Hatayspor'un talebi üzerine. Sonrasında şampiyonlukta da Süper Lig'e geçtiğimiz yıldaki evet. şampiyonlukta da ben kendi içimden geldi ve yaptım. Hı hı. Ama öncesinde Hatayspor'un yönetiminin talebi üzerine yapmıştık. Hı hı. Hatay'a yaptık. Yani aslında Hatayspor için yaptım ama Antakya coğrafya olarak böyle bir Antakya şarkısı ya çıkması lazım sanki böyle. Yani çünkü böyle şu an bile stüdyoda bile böyle bir ilham gelip belki de yapabilir Nihat Bugil böyle bir şarkı. Ama Antakya yemeklerine biraz daha böyle Meriç yapabilir. Çünkü o daha çok böyle Sürki ile Ebu Ganuş ile falan o şeyleri daha böyle şey yapabilir. Beste yapabilir mesela. Hani onu ciddi yani bu kültürü tanıtıcı çok ciddi çalışmaları var tabii senin canım. Gibi. Tabii. Tabii seni de hafife yabana atmamak lazım. Özellikle Barış Atay'ı. Yani. Kesinlikle yabana atmamak lazım. Memleketi çok iyi derecede. Çok değerli insanlar evet. var. Yani hani eğer onlarla birlikte anılmış olmam benim için bir gurur kaynağı. Semir abi var. Evet. İşte Semir Aslan Yürek. Evet, o da bizim Barış, konuğumuz Barış oldu. Barış Atay var. Yani hani gerçekten en son işte Uğur Aslan. Evet. Afara evet. diye bir evet. arabesk müzikali evet. yapıyor. Evet. Büyük ihtimal Reyhanlı'yı anlatıyor galiba. Reyhanlı'daki aynen. çocukluğunu anlatıyor. Bu da çok büyük bir güzellik, büyük bir değer bu şehir için. Evet, buradan da duyuralım. 22 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam Antakya'da Afara'nın bir konseri olacak. Ha, çok güzel. Uğur Aslan'ın çok bir konseri güzel. Olacak. Umarım burada oluruz, gideriz. Evet, gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten Antakya bir değer olmaya başladı. Demek ki bu topraklarda, Nihat'cığım senin de dediğin gibi, albümler yapılabilir, filmler çekilebilir.
artık İstanbul'a bağımlı değiliz sanki bu konuda. Kesinlikle bağımlı değiliz. Çünkü şöyle, artık dünya globalleşti. Yani bir düğmeyle her yere. Evet. Aynı anda ışık hızıyla bağlanabiliyoruz. Yani o yönden fikrin, çıkacak projenin, oradaki esprinin çok daha değerli olduğunu düşünün. Nerede yapıldık, yapılmadığıyla ilgili değil. İstanbul'un artık sadece mobilitesi. Evet, yani, evet, evet. Kesinlikle. Katılıyorum. Mengene ile ilgili şunu sormak istiyorum. Nerelerde konser var önümüzde ve Antakya'da konser olacak mı? Antakya'da 18 Mayıs'ta var konser. Amfiteyatro'da konserimizle bir merhaba diyeceğiz Antakya'ya. Yani şimdi konser vermek istiyoruz fakat maalesef kışlık mekanlar konusunda sıkıntılarımız var. Aynen. Bir kültür merkeziyle ilgili yani hani çok ciddi eksiklikler. Yani aslında kültür sanat anlamında bu kadar gelişmiş, bu kadar sanatçı üreten, bu kadar sanata, sanatçıya değer veren bir toplumun hala bir kültür sanat etkinliklerini uygulayabileceği ve yapabileceği bir salonun olmaması bence büyük bir utanç. Bu da bu şehri yönetenlere buradan ufak bu bir mesajı, sitemimiz olsun. Buradan verelim o zaman bu mesajı. Çok ciddi yani. Büyük bir salon istiyoruz. Çok büyük bir kültür merkezi istiyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Böyle bir talebi. Yani konser verebileceğimiz herhangi bir yer yok neredeyse. Evet. O yönden yazı bekliyoruz. Amfiteyatroyu bekliyoruz artık. 18 Mayıs'ta mı konser? 18 Mayıs, evet. Amfiteyatroda izleyicilerimize duyuralım. Mengene Değişim albümüyle 18 Mayıs'ta Antakya'da büyük bir konser gerçekleştirecek. Sümerler Amfiteyatro'da. Evet. Bildiğimiz evet. Sümerler Amfiteyatro'da. Evet, Sümerler Amfiteyatro'da. Evet. Tabii gelecek hafta İzmir'deyiz. Bir sonraki hafta Urfa, Batman var. Hı hı. Sonrasında Ankara, Eskişehir, Konya var. İstanbul var. Evet. Normalde bizim bir 10 konserlik bir yurt dışı turnemiz vardı. Hı hı. Bu korona tedbirlerinden dolayı iptal oldu. Kısıtlamalara yani. Gidildi Avrupa'da. Evet. Büyük kısıtlamalar. Evet. O yüzden büyük ihtimalle bu Nisan'dan sonra tekrar o konserlerde başlar herhalde. Konserler tekrar yurt dışı başlayacak. Konserleri evet, başlayacak. Yurt dışı konserlerimiz başlayacak. Peki Mengene bundan sonra ne yapacak? Yeni bir albüm olacak mı? Şimdi bir hafta oldu albüm çıkalı. Evet, evet. Ya çok böyle tematik gitmeyi çok seviyoruz. Yani şimdi mesela Değişim albümünden hiç bahsetmedik. Değişim albümü 7 tane Anadolu Değişi'nin Mengene yorumlamaları, yani cover deniyor aslında. Kendimize göre coverladık, yorumladık. İşte Karacaoğlan'dan var, Ruhi Sudan var. Yani türküleri yeni bir versiyonla çalmış gibi düşünebiliriz. Evet, evet. Aynen. Cover versiyonu. Aynen. Biraz daha alternatif modern rock versiyonları. Evet, alternatif diye. Modern. Çünkü bizim duyduğumuzda o aşina olduğumuz. Evet. Çok da güzel seçimler yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani bu sound'u, bu ne diyelim, teknoloji çağında bu sound'u duymak gerçekten bizi çok memnun etti. Öyle söyleyelim yani. Ne mutlu bize. Yani evet. Zaten insanlar beğeniyorsa demek ki güzel bir şeyler yapıyoruz. Eyvallah, ben çok beğendim kendi adıma. Mengene'nin açılımı nedir abi? Neden Mengene? Mengene şöyle, şimdi Barış Atay Mengüllüoğlu. Ha, evet. Nihat Mugillioğlu. Normalde Mugil olarak bilirler beni. Evet. Şimdi ben sahneye Nihat Mugillioğlu çıktığımda insanlar Morgüllüoğlu, Mürdügüllüoğlu, Midillioğlu dedikle bir ara biri Midillioğlu dedim. Ya yok dedim artık bari ya. Dedim Arap Ataoğlu falan yazsaydınız yani böyle ve kimliğimi önüne vermişim bankada. Baktım evet. Dekontta Midillioğlu yazıyor. Dedim yok artık. Hanımefendi dedim bakın kimlikte aldı okuyor adam Morgüllüoğlu hala diyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var soyadla ilgili. Ben de dedim ki ne yapayım? Hani şu Cüneyt Arkın gibi işte Fahrettin Cürekli Batur falan da yani aslında. Evet, sonra evet, Arkın evet, işte evet. Nihat Hede Hede falan diyeceğine. Nihat Mugil. Keselim dedik Mugil. Evet. Aslında normalde Mugillioğlu. Evet. Yani şöyle velhasıl Barış'la bizim soyadlarımız aslında aynı. Yani hı-hı, hani o Mengillioğulları var, Mengüllüoğulları var, Mugillioğulları evet, var, evet. Mengenler var, Menkeler var. Bunlar hepsi aslında Arapça'da Betin Mengilli diye anılan bir sülalenin bileşenleri. Ha, aynı sülaleden. Evet evet. Akrabalık evet, da var. Kuzen sayılırız yani. Ha. Hani evet, uzaktan bir akrabalık. Soyadınızın bir manası var mı peki? İşte Mengene.
Ha mengene. Arapçadaki anlamı mengene. Yok artık ya. Tabii tabii. Çok çok değişik bir grup ismi olmuş. Evet, oradan biz dedik ki yani hani Arapçada mengille, evet. Mengile mengene demek zaten. O da zeytinyağı mengenesi. Hani bildiğimiz o şey değil. Bak. Bizimkiler zeytinyağı işi yapıyorlar. Aa, bak dedeler. Çok güzel, çok güzel. İşin içerisine zeytinyağı da girmiş abi. Demek ki sizin zeytinyağımızla ilgili de bir beste yapmamız lazım sizin. Yani tabii zeytinyağlı yemem yapmayacağız. Yesinler yani. Gerçekten çok değişik bir grup ismi ve çok da hani farkındalık yaratan bir evet. Şey olmuş. Bunu ilk defa mı açıklıyorsun Nihat yoksa daha önce? Yok aslında soyadımızdan kaynaklı olduğunu bir iki yerde söyledik. Ama zeytinyağı mengenesiyle ilgili olduğunu. Tabii tabii. Zeytinyağı evet. Mengenesi. Bizimkiler zeytinyağı işi yapıyormuş. Arkadaşlar. Zeytinini getir zeytinyağı olarak verelim. O zaman şöyle diyelim mi? Zeytinyağı gibi. Bu memleketin has zeytinyağı gibi sızma, efendim sağlık veren bir grup mengene ve yaptıkları müzikte gerçekten çok bence sağlık veren bir müzik abi. Zeytinyağı gibisiniz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Çok güzel tabir. Eyvallah. Yani çok hoşuma gitti. Bunu her yerde kullanırız izninizle. Zeytinyağı gibi grup. Evet, evet. Peki. Başka bir şey yapmak istiyor musunuz? Farklı bir format mesela. Ya şöyle benim... Var zaten, mı böyle denemeler? Ya ben Nihat Mugil olarak yaptığım şeyler oluyor. Benim yani daha çok böyle sahnelerde Nihat Mugil olarak çıktığımda daha evet. Çok pop rock yapıyorum aynen, sahnelerde. Aynen, aynen. Ve orada da o sevdiğim bir yani alternatif yine böyle alternatif bir kafada. Hı hı. Kendi böyle popa kaçacak veya pop rock'a kaçacak bestelerim falan var. Onların çalışmalarını yapıyoruz. İki tane, üç tane şarkım var. Onları bir single diye çıkaracağım. Meriç'in filmi için Arapça bir albüm yapmıştık. Çok hızlı evet. Olmuştu. Çok içime sinmemişti. Çok böyle şey anlamında, müzikalite anlamında. İki günde bütün albümü bitirdik. Yani altı şarkılık albümü yaptık falan. Şimdi böyle yine derleyeceğim. Belki Hatay'la ilgili işte içinde Arapça şarkıları da türküleri de barındıracak. Yine deneysel birkaç böyle proje diyelim. Yani hani albüm değil, klip de değil ama işin müzikal altyapısı da olsun, görselliği de olacak, bir hikayeyi de anlatacak. Bir iki çalışma yapmak istiyorum. Yani anladım. Valla Antakya türküleri, Hatay türküleri çalarsan ben de gelir sana eşlik etmek isterim yani. Valla bir gün eğer Antakya türküleriyle ilgili bir iki çalışmamız oldu ama o konser çalışmamızdı. Hatta sevgili Hakan abi evet. Dedi ki Nihat'cığım böyle bir proje var bize bir grup kurabilir misin falan böyle yıllar önceydi. Evet. Sanırım evet. Valiliğin veya belediyenin bir projesiydi. Orada bir Hatay türküleriyle ilgili bir grup kurmuştuk. Tek konserlik bir etkinlik yapılmıştı. Yani o çalışmayı da hani Hatay türküleriyle ilgili de böyle bir çalışmamız olmuştu. Ama tabii sadece konser amaçlı olduğundan dolayı aslında onu derlemeye, onu yeniden yorumlamaya çalışılabileceği evet güzel türkülerimiz var aslında yapılabilir. Hep benim aklımda bir tane türkü vardır. Programdan sonra konuşalım abi. Tamam. Tamam. Şimdi spoiler vermeyelim. Spoiler vermeyelim. Barış Atay'ın yani Türk sineması için de katkıları çok ciddi. Filmleri. Evet. Gerçekten hani birkaç filmini izledim. Nasıl söyleyeyim ki? Yani mizansenler farklı. Kamera açıları, alışık olmadığımız açılar, çekimler, senaryo hiç alışık olmadığımız ama bizim içimizde var olan hikayeler. Ses tonu da çok iyi. İnanılmaz. Şiir okuma falan gibi ya şöyle, çalışmaları var mı? Şimdi İnce Mehmet'in önünde işte çakmağı yandıran kavdır, devri döldüren aynen. Tavdır aynen. Diye bir giriyor böyle. Evet. Ben böyle bazen unutuyorum böyle diyor ki dalıyorum kendisine. Barış şey diyor, işte sıra sende, ha ben de giriyorum falan yani. Öyle bir sesi var yani. Hani. Evet, gerçekten çok etkileyici. İkna kabiliyeti de çok yüksek. Zaten hani maşallah yakışıklı bir adam da.
İyi bir partner bulmuşsun kendine. Bayağı iyi bir partner bulmuşum. Ona yaslanmışız, gidiyoruz zaten. Evet, her şey konuda. Evet. Yani sağ olsun. Bence, hatip bir de çok iyi bir hatip. Evet, şimdi bir diyor hatip, ki Nihat gerçekten. Diyor işte hani birlikte konuşalım. İşte konserlerde falan. Evet. Ya kardeşim şimdi yanımda böyle bir hatip varken ben ne konuşacağım yani? Yani bırak ben şarkı söyleyeyim falan. Aynen. Tabii işin esprisi birlikte yürütmeye çalışıyoruz ama ya Barış'ın olması büyük bir güç. Bir kere Barış gibi bir adamla bir yolda yürümek bile gururu benim için çok farklı. Çünkü Barış çok büyük bir değer. Biz yani, de sevgili Barış Atay'a, sayın milletvekilimize ulaşacağız en kısa sürede ve onu Antakya kahvesinde ağırlamak istiyoruz. Nasıl bir mesaj var? Size yardımcı olabilirim. Barış Atay benim arkadaşım. Tamam, o zaman sizden yardım istiyoruz Sayın tamam. Nihat Mugil. Ama söz vermeyeyim falan dersin. Bize bu konuda destek olursanız, hatta beraber üçümüz burada bir program çekelim. Bu sefer işin içerisine müzik de girsin bence abi. Bir konuşuruz kendisine evet. De. Bir ben de elinden geldiğince size küçük küçük eşlik etmeye çalışırım. Neden olmasın? Güzel olur bir iş aslında. Ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Rejiye soralım şimdi. Kaç dakika oldu? Uzatabilir miyiz programı? 30 dakika. Evet, sınıra gelmişiz. Vay, bayağı güzel. Ondan sonra ne güzel şeyler konuştuk. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değişim albümü bizim içimizde var olan renkleri ortaya çıkarttı. Ve yeni bir sound'la böyle kulaklarımıza geldi. Adeta büyük bir enerji verdi. Dilerim ki değişimin adında olduğu gibi memleketin her noktasında yepyeni renkler, çiçekler açar. Ben böyle düşünüyorum. Valla şöyle, sadece bu sihirli bir değnek dokunmayacak bu ülkeye. Sadece onu söyleyebilirim. Yani hepimizin elinde aslında o sihirli değnek var. Ve herkes aslında bir şeyleri değiştirebilirse kendi evet. Önünde, kendi hayatında bence bütün ülkede çok güzel bir değişime gebe olabiliriz. Ama biz bir şeyleri hep birilerinden bekliyoruz. Aynen. Beklememek gerekiyor. Aynen. Değişime tabii. Eğer değişim istiyorsak değişimi kendimizden başlamamız lazım. Evet. Yani mevzu o. Herkes değişirse bu ülkede değişir. Çok değerli dostum Nihat Mugil. Ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. İyi ki geldin. Seni ağırladık. Bir dahakine lütfen bütün müzisyen arkadaşlarımızı da beraber getir ve sevgili Barış Atay'ı da çok güzel olabilir. Evet, sound yapalım burada. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Valla sizlerle birlikte olmak çok büyük bir keyifti. Tekrar nasıl buldun programımızı bu arada son olarak hatay.com'u? Çok güzel. Bence soru, yani hani muhabbetin seyri, sizin moderatörlüğünüz teşekkür o kadar ederim. Güzel ki ben çok keyif aldım. Eyvallah. Yani bu tür kaliteli programların daha çok duyulmasını, memlekette daha hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz. Evet. Ki gelecektir de. Bu noktada tabii genel yayın yönetmenimiz Sayın Hakan Boyacı'ya da çok evet. Teşekkür etmek gerekiyor. Selamlar. Buradan kendisine selam gönderiyoruz. Biraz rahatsız. O da benim geçmişimde çok önemli bir adamdır. Evet. Evet. Kendisine buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ve acil şifalar diliyoruz Sayın Hakan Boyacı. Seni çok özledik. Gel kardeşim bir an önce koltuğuna otur da yüzünü görelim, birer kahve içelim. En kısa sürede seni stüdyolarımıza bekliyoruz. O sevgili zaman, Hakan Boyacı. Hakan Boyacı'nın nezdinde tüm Antakyalıların sıhhatine içelim. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, Antakya Kahvesi programında bir bölümün daha sonuna geldik. Çok değerli bir üstadı, sevgili Nihat Mugil'i ağırladık bugün stüdyolarımızda. Değişimi konuştuk, Mengene'yi konuştuk ve Nihat'ın çok güzel müzik projelerini konuştuk. Bir başka programda yine muhteşem dakikalar yaşatmak istiyoruz sizlere. Efendim, sağlıklar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bum 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 b
bam 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 bam